Münafıkun suresi 9. ayet. Ey iman edenler, mallarınız, evlatlarınız. Cenab-ı Hak malları evlatlardan önce almış. Mallarınız, evlatlarınız. Sizi Allah'ın zikrinden oyalamasın. Demin Allah'ın zikrini namazın ikame edilmesi, zekatın verilmesiyle birlikte zikredebildiğini gördük Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla bu sadece namazın ikame edilmesi veya zekatın verilmesi ve ibadetlerden daha fazlası olsa gerek. Bu içinde Allah Azze ve Celle ile bizim irtibat noktamız olan vahyin konuşulduğu, paylaşıldığı zikir olan Kur'an'ı anlatıyor. Sizi Kur'an'dan alıkoymasın gibi anlasanız, bunun en önemli aslan payını, en önemli pastanın kısmını görmüş oluruz. Daha fazlası da var kuşkusuz. Namaz, diğer ibadetler, Allah Azze ve Celle'nin yerdeki ve gökteki ayetlerin müşahede edilip tefekkür edilmesi. Bunların hepsi bunun bir parçası. Dolayısıyla sizi Allah'ı hatırlatan, Allah'ı anmanıza vesile olan her şeyden alıkoymasın mallarınız ve evlatlarınız. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle bir duruma düşerse, kim bunu yaparsa, diyor Cenab-ı Hak, kim yani oyalanırsa bunlarla, mallarla veya çocuklarla, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte ziyan edenler onlardır. Cenab-ı Hak evlat vermemiş, vermemiş, her gün camide dua ediyor. Evlat vermiş, diyelim artık caminin yolunu unutmuş. Mal vermemiş, vermemiş, her gün camide mal vermiş, artık caminin yolunu unutmuş. Veya Allah Azze ve Celle ile temas noktalarına artık uğramaz olmuş. مَرَّكَ أَلَّمْ مَدْعُونَ اِلَى دُرِّمْ مَسَّهِ Sanki düne kadar bizim kapımızın önünde yalvarıp yakaran o değildi. Şimdi basıp gitti diyor Cenab-ı Hak. Ziyan böyle, hüsran böyle. O yüzden Hazreti Ömer dua ediyor ya yine o filmde. Ya Rabbi fazla verip yani beni oyalama diyor. Yetecek kadar ver bana kafi. Öncesinde tedbir alıyor kul. Cenab-ı Hakk'a karşı onu ondan oyalayacak, onunla meşgul edecek şeyleri istemiyor. Tercihini baştan peşin peşin Cenab-ı Hak ile konuşup yapan kul ne kadar kestirmeden yol alıyor dersiniz. Ne kadar ileri adımlar atıyor dersiniz. Cenab-ı Hak ile benim önceliğim sensin. Beni sana karşı ne oyalar ne oyalamaz bunu test edeceksen ben şimdiden söylüyorum beni test etme. Test edersen şimdiden kuvvet istiyorum senden. Yenebileyim o sınavı. Rivayet edilir ki İmam Şafii'ye rahmetullahi aleyh böyle bir kese altın bir şekilde miras yoluyla mı veya nasıl eline geçmişse artık bu rivayet ne kadar mübalağalıdır, ne kadar es-sahicidir bilmiyorum. Fakat belki çok mübalağa olsa gerek ki çünkü nehire atmış diye geçiyor ya. Tek tek böyle nehire atıp diyormuş ki bunlar beni oyalayacak mı sandın? Ya ebe arbartılı olsa gerek herhalde. Çünkü dinlerken insan ya gidip fakirlere verseydi bari diyorsunuz yani. Evet tabii yani. Münafıkun suresi 9. ayet. Halbuki Allah Azze ve Celle infak ederken bile yani İmam Şafii bunu bilmeyecek adam değil. Böyle yani elini açıp savurma diyor. Değil mi? وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Ne israf eder ne de sıkıca cimrilik ederler. Arada bir yol tutarlar diyor. Bu ölçülerin hepsi aşılmış. Belli ki öyle birinin eline geçmiş ki haber onu böyle uçurmuş haberi artık. Aslından da şüphe duyuruyor artık. Bir sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ